bir insan, bir kız komaya gitti, birisi öldü. Şu an ilk kez Betül Üniversitesi'ne geliyoruz. Ondan sonra üst geçit yapmaya karar verdiler. Betül'ün yurduna geldik. Şurası değil mi? Aynen. Betül gidiyor. Buraya üniversiteleri geleceğiz. Hep severim çünkü ağaçlık alanında olurlar. Betülcüğümüzün bloğuymuş, C blok. Valizi almamız lazım. Tamam, onu halledelim ya. Burada bir güzel var. İki ay sonra geldi. Daha doğrusu bir ay sonra. Burası da Betül. Bu taraf? Bu taraf yurt işte. Bir sürü yurt var orada. Yeşilliklerin arasında çok güzel. Allah Allah. 1, 2, 3 burada var. 2 tane de arkada var. 5 bina var. Sonra yemekhane ilerliyor. Adil Bey kapıyı açamıyordu. Betül'ün yurduna girmiş bulunmaktayız. Gizli gizli video çekiyoruz. 3 yıl sonra yurda geliyorum. Çok farklı. Bizim KYK böyle değildi. Hasar tespit çalışması yapıyoruz. Bizim KYK hiç böyle değildi. Neredesin o da? Bizim koridorlar daha genişti. Hatta kıyafet kurutabiliyorduk. 3 kişilik bir oda görüyorsunuz. Eğer işte ben YouTube'a daha önce başlasaydım bizim KYK'yı da göstermek isterdim. Hiç böyle değil yani. Şu an burası çok... Bakar mısınız? Yani... Şu zemine bakın. Betüllerin odası. Of Betül ya. Çok üzücü. Çok üzücü hissettirdi. Oturup ağlayasım geldi şurada şu an. Beni çok depresif hissettirdi. Ne yazıyor? Duvarda birisi asmış. Aa, bu eşyaların hepsini tek bir bu valize sığdırabiliriz. Hepsini. Az eşyaya bakın. Şöyle göstereyim. Manzarasına bakalım. Şöyle bir manzarası var. Hasarları görüyorsunuz. Gerçek yurt hayatı. Şükürler. Hüzünlendim. Burcun içine koydu temizlerini. Valiz temizliyorum ama hala... Şimdi ne yapacak? Hurcu bize bırakacak arkadaşlar. Bunları da şuradakiler kirli. Güya 2-3 kez şey yapmış. Onların yıkanması gerekiyormuş. Onları ayrı koyuyor. Temizleri yurda bırakacak. Onlar da böyle poşetin içine koyuyor. Diyorum ki şunu alalım. Diğerlerin hepsini doldur bir anda tık tık diyorum. Yok diyor. Tek tek böyle yerleşti. Ya sorun ne biliyor musun? Heh. Yurda götürünce valize ben boş yere ağırlık olmasın. Anladın mı bana sonradan? Böyle bir valiz toplama yoktur ya. Gerçekten. Bunu göremezsiniz hiçbir yerde. O yüzden göstereyim size. Şimdi en sonunda ikna ettim şu hurcu ayrı almaya. Bütün eşyası ve türün bütün mal varlığı şu kadarcık. Şunlar da ayrı poşetlenecek. Bunu da Betül örmüş. İnanılmaz tatlı. Arkadaşını örmüş. Geliyor gönlümün efendisi. Huzurlu bir ortamı var. Bizimki çok gürültülüydü. Mükemmel bir şey ders çalışmak için. Ses yok, gürültü yok, bir şey yok. Bunlar beni bırakıp gidiyorlar. Yani daha giremeyiz. Son girişimiz burası. 5 Ocak'tan Fevzi Çakmak görünümü. Evet, şehir hastanesi şu da. Betül'ün yeni yurdu. Çekme çekme diyen bir insan var burada da. Şöyle içeride de yataklar var. Çok güzel. İşte yurt. Ama tek sıkıntısı ben yazın kaldım ya burada staj yaparken. Evet, ha sen staj yaparken kalmıştın değil mi? Banyo yaptığında, banyo yaparken burası şey, şuradan kapının altından bütün sular buraya doluyor. Tek sıkıntısı o, yoksa her şey güzel de. Güzel. Boş valiz yok. Şurası peki boş mu? Buraya da koyabilirsin. Hayır, oralar dolu. Dolu. Şimdi düşün, ben o yurttan eşyalarımı alacaktım. Geri buraya getirecektim. Ya arabam olmasaydı
Leşim çıkardım. Var ya Betül, daha ağır valizlerle o kadar çok yolculuk yaptığım zamanlar oldu ki. Bir hafta boyunca kollarım ağrırdı yurda gittikten sonra. Lisede falan. Bir hafta böyle inanılmaz kötü geçerdi benim için. Allah'ım çok kötü günlerdi ya. Şu an yurda geldim, çok kötü hissettim ya. Yurt hayatı falan. Bir daha dönmek istemediğim zamanlar kesinlikle. Ya işte lisedeyken kitaplarımı falan toplayıp gelmiştim ya. Lan otobarda, evet. Hepsi kutuda, valizim o zaman da minnacıktı, hiçbir şey sığmıyor. Nasıl götüreceğim ben otobüste, nasıl gideceğim? Allah'ım işte nerelerden nereye ya Rabbim. Sana herkesi böyle günlere nasip et ya Rabbim. Evet, karşınızda 4 yıl sonra kebap yiyen bir insan var. Ben yemeğe devam. İyi, afiyet olsun bebişim.